Herkese selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bizler matematik ders videolarına başlıyoruz. Bu matematik videolarımızı matematik temeli hiç olmayan KPSS öğrencisi olabilir, TYT öğrencisi olabilir, DGS öğrencisi olabilir veya hocam ben ortaokuldan mezun oldum ama hiç altyapım yok. Açık öğretim öğrencisi vesaire de olabilirsiniz. Hiç matematik altyapısı olmayan için uygunur arkadaşlar. İsterseniz bizler ders videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi başlarsak bizim ilk konumuz, bizim ilk konumuz arkadaşlar sayı kümeleri. Bizim ilk konumuz sayı kümeleri. Şimdi bu sayı kümelerinde siz şunları bilmeniz lazım. İşte rakam nedir? İşte doğal sayı nedir? Doğal sayı nedir? Sizler bunları vesaire bilmeniz lazım. Doğal sayıdır, sayma sayılardır, tam sayılardır vesaire vesaire bunları irdelemeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar rakamda şunu bilmeniz gerekiyor. Rakam deyince aklınıza cep telefonları var ya cep telefonun üzerinde işte 1'dir, 2'dir, 3'dir, 4'dir, 5'dir, 6'dır, 7'dir, 8'dir, 9'dur. Bir de cep telefonlarının alt tarafında 0 var ya kısaca rakam deyince aklınıza bu gelmesi lazım. Hocam şimdi biz videolarda değil de böyle bunu en başta görünüyoruz da bu ne işimize yarıyor? Arkadaşlar bana göre matematiğin en önemli konularından bir tanesi bu. Neden? Adam sana şunu veriyor diyor ki A virgül B elemanıdır rakam mesela. Yani burada şunu söylüyor. A virgül B elemandır rakam. Yani diyor ki A ile B rakamdır. Şimdi rakam dediği zaman o zaman sen bu A ile B yerine ya 0 seçeceksin ya 1 seçeceksin. Yani 9'a kadar bir şeyler seçmen lazım. Soru sana en fazla demişse en fazla seç. En az demişse en az seçeceksin. Artık o sorunun durumuna göre en fazla ve en az. Bizim burada bilmemiz gereken nokta ne? Arkadaşlar rakam deyince bilmen lazım. 0'dan 9'a kadar olan sayılar olduğunu bilmen lazım. İkinci olarak doğal sayılar. Arkadaşlar doğal sayılar ne harfiyle gösteriliyormuş? Şimdi doğal sayılar arkadaşlar bakın sıfırdan başlıyor. 1, 2. İşte burada hocam bazıları bunların açılımını bilmiyor. Hocam 2'den sonra yok mu bir şey? Var. Bu nokta nokta demek aslında 3, 4, 5, 6, 7, 8 böyle sonsuza doğru sağ tarafa gidiyor manasına geliyor. O zaman doğal sayı ne demekmiş? Doğal sayı ne demekmiş? Arkadaşlar ne harfiyle ve sıfır ve sıfırdan sağa doğru giden sayılarmış. Gelelim başka bir şeye. Ee, gelelim başka bir şeye. Şimdi bir tane de arkadaşlar ne var? Bir tane de hocam ee, sayma sayısı. Sayma sayılar arkadaşlar dedikleri pozitif doğal sayı ile aynı şeymiş. Burada da şunu bilmeniz lazım. Bakın doğal sayının üzerine yani ne harfleri ne harfinin üzerine artı koymuş. Arkadaşlar bizim sayma sayılarımız birden başlar. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Şurada mesela diyelim ki meyveler var bir tane kasenin içinde. Şimdi siz meyveler mesela bir tane olsa siz kaç tane dersiniz? Bir tane var dersiniz. Ee, mesela işte kasenin içerisinde hiç meyve yoksa ne dersiniz? Meyve yok dersiniz. Sıfır demezsiniz. Yani siz oradaki meyveleri sayın desem siz birden başlarsınız. Sayma sayıları o yüzden başlamaya böyle saymaya başladığımız zaman... İlk birden başladığımız için Sayma sayıları birden başlar Sağ tarafa doğru gider Sağ tarafa doğru gider Peki bir de tam sayılarımız var Tam sayıları da arkadaşlar Z harfiyle gösterildiğini bilin Z harfiyle gösterildiğini bildiğin Bu Z harfi Almancadan Zelman'dan geliyor arkadaşlar Zaten bu harfleri buna göre vermişler N'dir, Z'dir ee Bunları oradan vermişler Arkadaşlar bizim Z tam sayılar Yani şöyle bir tane sayı Doğrusu çizeyim Ortada 0 sıfır var. 0'dan sağa doğru 1'dir, 2'dir, 3'tür, 4'tür bu tarafa doğru gidiyor. Peki hocam sol tarafa doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 hocam bu tarafa doğru da gidiyor. Ortaokul öğrencilerim var. Ben ortaokulda ders anlatıyorum bu aralar. Ee, şimdi diyorlar ki hocam 4'e kadar mı gidiyor veya eksi 4'e kadar mı gidiyor? Arkadaşlar burada oklar var. Bu oklar manası sağ tarafa gidiyor veya sol tarafa gidiyor taşır. Bunu bilmeniz lazım en başta. Sola veya sağa gittiğini bilmeniz lazım. Ee, yani burada eksi 4'e kadar bitmiyor. Bundan sonra eksi 5 de var, eksi 6 da var, eksi 7 de var veya bu 4 bitmiyor. Sağa doğru 5 de var, 6 da var, 7 de var, 8 de var. Bunlar bu şekil gidiyor. Arkadaşlar bakın pozitifler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu şekil. Negatifler de bu şekil oluyor. Yani böyle bir şey düşünün. Bunun ortasında 0 var. Sol tarafındaki sayılara negatif diyorlar. Sağındaki sayılara da pozitif diyorlar. Sağındaki sayılara da pozitif diyorlar. Hocam sıfır ne? Arkadaşlar sıfırın işareti yok derler. Nötr yani bu ne pozitif ne de negatif. Sana dese ki sıfır pozitiftir dese yanlış olur. Sıfır negatif dese bu da yanlış olur. Şunu bilmen lazım. Sıfırın neyi işareti yok düşünmeniz lazım. Sol tarafı ve sağ tarafına işaret yapmanız lazım. Şimdi burada bir de şunları bilmek lazım. Hocam siz rakamı doğal sayı tam sayı şeyi bunları öğrettiniz. Şimdi arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Doğal sayım büyük sayma sayılarım büyük. Şöyle bir aile gibi düşünün. Sizce doğal sayım büyük sayma sayılarım büyük. Bakın 1 2 3 4 5 sonsuza doğru gitmiş. Bu 1 2 3 4 sonsuz ve bir de sıfır var. Yani bunda yukarıdakiler yukarıdaki ile aşağıdaki arasında yukarıdakinde sadece bir sıfır daha var. Yani doğal sayılar bir aile gibi düşünsek doğal sayılar sayma sayılarından büyük. Bakın şuraya bakın. Sadece şu altını çizdiğim ifade. Sadece şu altını çizdiğim ifade. Ne oluyor? Sadece altını çizdiğim ifade arkadaşlar şey olmuyor mu? E, ne derler? E, doğal sayı olmuyor mu? Bak buradan buraya sadece şu kısım ne? Şu kısım hocam sadece nedir? Doğal sayıdır. Ne harfidir? Yani tam sayılar aslında doğal sayılar var içinde bir de doğal sayılar içinde negatifler var. Bunu bu şekilde düşünmemiz lazım. Bunu bu şekilde düşünmemiz lazım. Yani burada mesela bu üçünü düşünsek bunu bir aile gibi düşünsek. Hocam en büyük tam sayıdır. Hatta insan olarak göstereyim. En büyük tam sayıdır. Onun bir miniği doğal sayıdır. Onun bir miniği de doğal şeydir. Ee, buna hatta şöyle diyeyim. Z tam sayı. Sonra doğal sayı büyük olduğu için ne yani yanlış cümle kullandım ve şurada ne artı dediği için bunu bu aile olarak düşünmemiz lazım. Bu da bu şekil oluyor. Şu ana kadar dikkat ederseniz arkadaşlar bakın tam tam yani böyle küsüratlı müsüratlı değil tam. Mesela bir buçuk bana bir buçuk durum yap deseniz bir buçuk orada bir tamdır diğeri de yarımdır. Yani burada biz bir buçuk 3,5, 7,5, 8,5 gibi sayılarla değil. Biz tamlarla. 1'dir, 3'tür, 5 tamdır, 7 tamdır, 9 tamdır, eksi 5 tamdır, eksi 8 tamdır, 0 tamdır. Hep tamlarla uğraşıyoruz. Biz buraya kadar hep tamlarla uğraşıyoruz. Buraya kadar hep tamlarla uğraştığımızı bilin. Şimdi gelelim bunlardan daha büyük bir aile var. Rasyonel sayılar. Arkadaşlar bakın bunları daha önce dedik ya tam sayılar bunlardan daha büyük bir şey. Yani şu ikisinden daha büyük bir şey. Bunların babaları da var. Tamam mı? Bunlardan daha büyük. Ben hepsinizi kapsarım. Ben hepinizden büyüğüm diyen bir tane var. Rasyonel sayı var. Neymiş? Q harfiyle gösterilen rasyonel sayı. Rasyonel sayının tanımı şu. Diyor ki sen böyle kesir şeklinde yazabildiğin bütün sayılar rasyonel sayıdır. Yani mesela hocam bu kesir halinde yazılabilir mi? Evet bakın bu bir kesir halinde yazılır. Bak bu bir rasyonel sayı. Hocam bu bir şey midir? Rasyonel sayı mıdır? Bu bir rasyonel sayıdır. Hocam bu bir rasyonel sayı mıdır? Duyar gibiyim. Hocam her sayının altında gözükmeyen biri var. Bakın bu 5'i dain de dedik tam 5 tam. Aslında bu gördüğümüz 5 tamdır. İşte 0 tamdır. Eksi 7 tamdır. Aslında bunlar aynı zamanda bir nedir? Altlarında görünmeyen bir birler olduğu için bunlar bir rasyonel sayıdır. Kısaca rasyonel sayı dediği kesir olarak yazabildiğiniz her şey rasyonel sayıdır kesir olarak yazabildiğiniz her şey rasyonel sayıdır. Bir de matematikte bir şey var. Bunların içinde sadece matematikte bir tane nokta var. Onu bilmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi bizim hiçbir zaman matematikte alt tarafa sıfır gelemez. Mesela deseler ki 3 bölü sıfır olur mu? Olmaz arkadaşlar. Burada 3'ün altında sıfır hiçbir zaman gelmez. Yani kısaca paydaya hiçbir zaman sıfır gelemez. Hocam sıfır gelirse ne oluyor? böyle bir sayı olmadığı için tanımsız diyorlar. Böyle kitaplarda yok tanımsız. Bu tanımsız ne demek? Yani arkadaşlar böyle bir şey yokmuş yani ya. Biz böyle bir şey görmedik. Böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Olmadığı için tanımı olmadığı için tanımsız diyorlar. Tamam mı? Kısaca arkadaşlar bunların içinde bir rasyonel sayı var. Bunların içinde en babaları rasyonel sayı. Şimdi biz şu ana kadar ne gördük arkadaşlar? Ee, i̇şte arkadaşlar. E rakam gördük. Rakamların biraz büyüğü işte doğal sayılar gördük. Hatta onu biraz daha yapayım. Doğal sayılardan biraz büyük Z gördük. Z'den daha da büyük bir tane ne gördük? Rasyonel sayılar. Arkadaşlar bakın R biraz küçük. Rakam biraz daha küçük. Doğal sayı rakamın biraz büyüğü. Z yani tam sayılar onların daha büyüğü. Q da arkadaşlar bunların hepsini kapsayan daha büyük. Bu arada bunlar hepsi birbirini kapsar. Yani şöyle diyorum. Doğal sayı bunun abisi olduğu için bunun hepsinin kapsar yani hepsini içine alır. Bu Z tam sayılar bu ikisini hepsini kapsar içine. Rasyonel sayılar da bunların hepsinden daha büyüktür ee, onu da kapsadığını bilmemiz gerekiyor. Ee, size püf noktalardan bir tanesi de şu. Şu nedir, z'dir, q'dur bunların harflerin ne manasına geldiğini bilmeniz lazım. Mesela q'nun işte ne olduğunu e, bir rasyonel sayı olduğunu işte z'nin bir ne işte tam sayı olduğunu e, n'nin bir ne doğal sayı olduğunu vesaire bilmeniz lazım. Neden bilmeniz gerekiyor? Soruda direkt böyle veriyor arkadaşım. Diyor ki a e, Elemanıdır mesela Q. Diyor ki A elemanındır Q. Yani A bir rasyonel sayıymış. Şimdi rasyonel sayı ne demekti? Kesir şeklinde yazılabilen her şey rasyonel sayıdır. Kesir şeklinde yazılabilen her şey rasyonel sayıdır şeklinde düşünebiliyoruz. Bu da bu şekilde. Bir de bunların dışında ayrı bir aile var. Bunların dışında arkadaşlar neymiş? Ayrı bir tane aile varmış. O aile de şu şekil. İrrasyonel sayı. İrrasyonel sayı dediği şu oluyor arkadaşlar. Bunda sadece şunları bilseniz yeter. Dışarı çıkmayan köklü sayılar. Ben size köklü sayıları anlatmadım ama anlattığım zaman köklü sayılarımız var arkadaşlar. Şu işaretle gösterilen. Buna kök işareti diyorlar. O zaman mesela şu nasıl okunur? Hatta geri gelmişken. Kök 2. Mesela bu nasıl okunur? Bakın soldan başlayıp sağa doğru okuyorum. 3 kök 2. Hani dedim ki en temelden matematik anlatıyoruz. İşte en temelden anlatıyorum. Arkadaşlar en temelden hocam bunların okunuşunu bilmiyordum. Ben öğrendim inşallah dersiniz. Hocam 3 kök 2. Peki. Mesela şu 7 kök 8. Mesela bunlar bu şekildir. Ee, dışarı kökünden dışarı çıkmayan sayılar var. Bunlar ve arkadaşlar bir de bildiğimiz pi ve e sayıları bunlar direkt irrasyonel sayıdır. Pi e bilmeniz lazım. Pi dedikleri şu işte şekil sorularında var ya E'de logaritma konusunda olan bir konu kökten çıkmayan sayılar bunlar arkadaşlar bu üçü bizim e, irrasyonel sayı yani sadece bu üçünü gördüğün zaman bunların irrasyonel sayı yani bizim diğer sayılardan bağımsız olan bir şey olduğunu söyleyebiliriz geçelim arkadaşlar başka bir yere bakalım e, bir de bunları kapsayan bir tane reel sayılar varmış reel sayılar da arkadaşlar. Şu ana kadar gördüğümüz işte doğal sayıdır, işte doğal sayıdır, işte e, tam sayıdır, işte rasyonel sayıdır. irasyonel sayıyı böyle üzerine işaret koyuyorlar. Gördüğümüz tüm sayılar, hatta rakam, gördüğünüz tüm ifadelerin hepsinin toplamı bir reel sayıdır arkadaşlar. Bunların hepsinin toplamı bir reel sayıdır diyebiliriz. Yani bizim gördüğümüz bütün her şeyin şu birleşim işareti yani diyor ki gördüğünüz her şeyi toplarsanız bunlar bir reel sayıdır deriz. Peki diyor ki tam sayı kümelerini oluşturalım. Biz kümeler oluşturalım arkadaşlar. Zihninizde daha kalsın diye. Şimdi arkadaşlar bizim için de en küçük kimdi? Hatta size ben bir tane oyun oynayalım arkadaşlar. Bir tane oyun oynayalım sizlere. Bir tane ev çizeyim. Tamam mı? Bu evin içinde bir tane de oda olsun. Tamam mı? Evin içinde bir tane oda olsun. Odanın içinde de bir tane oyuncak bebek olsun. Benim bütün resimlerim böyle arkadaşlar. Artık şey yapın. Şimdi arkadaşlar. Şimdi burada oyuncak bebek var. Bebek. Ee, dışında bir oda var. Onun dışında da bir tane e, evin kendisi var. Şimdi bizde burada en küçüğümüz kimdir biliyor musunuz? En küçüğümüz arkadaşlar nedir? Ne nedir? Doğal sayıdır. Yani bizim bu sayı kümelerinde minik olan doğal sayıdır. Doğal sayılar nedir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıfırdan sağa doğru. Şimdi... E, Bundan bir büyük olan z var. Buna ne diyoruz? Doğal sayı değil de tam diyorduk. Tam sayılar. Tam deyince aklımıza hem negatif hem de pozitif gelmesi lazım. Bu odanın biraz daha büyüğü nedir? Evdir. Buna da arkadaşlar rasyonel sayı diyoruz. Yani o zaman şunu duyabiliriz. Rasyonel sayı hepsinden büyük. Şu cümleyi de kullanabilirim. Şimdi bütün tam sayılar yani bütün tam sayılar oda. Oda aynı zamanda evin içinde mi? Düşünün bir. Oda aynı zamanda evin içinde mi? Evet, evin içinde. O zaman e, tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayıların içindedir. Hani bunu kapsıyor ya, bunları komple kapsıyor yani. Veya doğal sayılar odanın içinde mi? Evet, odanın içinde olduğu için aslında doğal sayılar aynı zamanda bir tam sayıdır. Mesela 3, mesela ne ne de bir tane örnek vereyim. Ne neydi? Doğal sayıydı. Mesela bunların içinde 5 seçeyim mesela. 5 bir tam değil mi? Tam. Yani bu kısaca şu şekilde düşünebiliriz. Rasyonel sayılar bunların hepsini kapsadığını düşünelim. Hocam peki irrasyonel sayılar ne yaptınız? İrrasyonel sayı da gençler şurada bir ağaç çizeyim size. Şurada bir tane ağaç çizeyim. Bu ağaç evle alakası var mı? Yok. Arkadaşlar bu da işte irrasyonel sayımız. Bakın bizim rasyonel sayımız evle alakası yok. Yani bu sayılarla hiçbir alakası yok. Peki irrasyonel sayılar neydi? Bir tane pi sayısı vardı. Bir tane e sayısı vardı. Bir de dışarı çıkmayan köklü vardı. Dışarı çıkmayan köklü vardı. Dışarı çıkmayan köklü sayılar vardı. O zaman bunların toplamı ne olur? Bunların toplamı arkadaşlar bize neyi verir? Eee irrasyonel sayıları verir. Dikkat ederseniz evlen, odayla veya Oyuncak bebekler vesaire hiçbir bağlantısı yok yani bunlar ayrı bir dünya. Peki hocam bir R vardı reel sayılar diğer ismi gerçek gerçek sayılar arkadaşlar bunların hepsi bize dünyanın içindeyiz ya. Bunların hepsi de aslında bunların hepsi de bize neyi veriyor R yani diğer ismiyle reel sayıları veriyor. Bunların hepsinde bize dünyanın reel sayı olduğunu vesaire söylüyor. Gelelim arkadaşlar, bunu inşallah anlamışızdır. Şimdi girelim işaretleri incelemeye Arkadaşlar işaretler mesela böyle biraz kalınla yazayım. Şimdi bunun işareti nedir biliyorsunuz mu? Eğer önünde bir şey yoksa görünmeyen artı olduğunu bilmeniz lazım. Görünmeyen artı olduğunu bilmeniz lazım. Peki hocam peki bunun işaretini, bunun işaretini, hocam bunun önünde eksi var, bunun önünde eksi var. O zaman bunun işareti negatif. O zaman arkadaşlar mesela 7 bunun işareti ne? Pozitif. Şimdi o zaman şunu düşünebiliriz. Pozitifleri ister yazabilir. Mesela Ali diye bir arkadaş desek hocam bu artı 8 pozitif demek. E, Veli dese hocam bu da pozitif bu da pozitif demek. Çünkü Veli şunu bilir. Bunun önünde görünmeyen bir art olduğunu bilir. O zaman artıların önünde ister yazar ister yazmaz bunu size belirteyim. Negatif, pozitif vesaireyi öğrendik. E, Birazdan ben size şeyleri de öğreteceğim arkadaşlar. Mesela e, bunu öğretelim birazdan. Şurada sıfırdan büyük sayılar işte pozitif, sıfırdan küçük negatif, sıfır eşit olan sayılar zaten sıfır, nötr vesaire tarzında düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar eksi 5 sayısının işareti, işareti zaten nedir? Eksi zaten eksi diyoruz. Bunun işareti eksi, değeri de eksi 5'tir. İşaret nedir? Artıdır arkadaşlar. Sıfırın işareti yok dedik. Bakın bazı da harfli ifadelerde var. Harfli ifadelerde x'in işareti ne? Önde eksi. Bazen bunu vermeyebilir. Mesela bunu vermese y'nin önünde görünmeyen ne olduğunu biliyorsunuz. Görünmeyen artı olduğunu bildiğiniz için bunun işaretinde artı olduğunu biliriz. Gelelim arkadaşlar. Şimdi geldik bir duruma. Bunu ben 7. sınıflara anlatıyorum. 7. sınıflarda şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde anlatıyorum. Sadece bu kelimeyi bilin. Aynıysa Artı farklıysa diğeri nedir? Aynıysa artı, farklıysa eksi. Bu kelimeyi bilin. Bakıyorum bazı öğrenciler böyle ezberliyor. Ya eksi eksi çarpınca şu olur, artı eksi çarpınca şu olur. İşte artıyla şunu çarpınca vesaire olur. Arkadaşlar sen işaret incelemesi yaptığın zaman ee, ne yapman lazım? Aynı mı farklı olduğuna bakacaksın. Bak. Şimdi bunlar aynı mı farklı mı? Aynı olunca arkadaşlar cevabımız neydi? Bunun cevabı artı. Aynı mı? Hocam aynı. Aynı olunca cevabımız ne? Artı. Farklı mı aynı mı? Hocam işaretlere bak. bir eksi, biri artı. O zaman bunun işareti eksi. Bunun işareti ne? Farklı olduğu için arkadaşlar bunun işaretlerini ne deriz? Farklı deriz. Peki bu bize nerede işimize yarayacak? Toplama, bizim öğreneceğimiz birazdan toplamadır, çıkarmadır, çarpmadır, bölmedir. Hepsinde bunu kullanacağız. İşaretler aynıysa pozitif Hatta tekrar yazayım. Aynı ise pozitif, farklıysa negatif olduğunu bizlerin bilmesi gerekiyor arkadaşlarım. Arkadaşlar bunu bu şekilde öğrendik. Bizim bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Diğer dersimizde bu aslında aynı ise pozitif, farklıysa negatif bunları işte toplamasını, çıkarmasını, çarpmasını, bölmesini pratik yöntemlerle en kısa şekilde, en temel şekilde öğretmeye çalışacağım. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.